Sayın seyirciler, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş, Irak'ın Necef kentine tarihi bir ziyarette bulundu. Hazreti Ali Türbesi'ni ziyaret edip bölgenin önde gelen El Hekim ve Sistani ailesiyle görüşen ve bir de konferans veren Haydar Baş, dönüşte ziyaretini değerlendirdi. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş, Irak'ın en saygın ulema ailelerinden olan El Hekim ve Sistani ailelerinin daveti üzerine Irak'ın Necef kentini ziyaret etti. BTP lideri tarihi ziyaretini 103 kişilik bir heyetle gerçekleştirdi. İlk durak Hazreti Ali Türbesi oldu. Profesör Doktor Haydar Baş ve beraberindeki heyet İmam Ali Türbesi'ni ziyaretten sonra Irak'ın en önemli dini otoriteler arasında sayılan Ayetullah El Uzma Seyyid Muhammed Said El Hekim'i Necef'teki bürosunda ziyaret etti. Selamları vardır kendisine. BTP liderine Ehl-i Beyt konusunda kaleme aldığı eserlerden ve Ehl-i Beyt'in anlaşılması için yaptığı çalışmalardan ötürü teşekkür eden Ayetullah Seyyid El Hekim, gizli kalmış bir hakikat vardı. Ehl-i Beyt hakikatini Profesör Doktor Haydarbaş'ın vesilesiyle herkes öğrenecek. Profesör Doktor Haydarbaş, Ehl-i Beyt hakikatiyle halk arasına köprü olmaktadır, dedi. Profesör Doktor Haydar Baş ve beraberindeki heyete verilen yemekte konuşan Seyyid Salih El Hekim ise Hazreti Ali'nin aşıklarının şehri olan Necef'e gelen Profesör Doktor Haydar Baş'a ve kadrosuna hoş geldiniz diyorum. Ehl-i Beyt'e ve Hakk'a karşı seslerinin yükseldiği o zor anlarda özellikle Profesör Doktor Haydar Baş'ın ortaya koyduğu Türkiye'deki tek ve eşsiz çıkışından faydalanmak için buraya toplandık, dedi. Profesör Doktor Haydar Baş Necef'teki programı kapsamında bölgenin önde gelen isimlerinin ve akademisyenlerinin katıldığı yemekte bir de konferans verdi. Allah'ın dediğine uyduk, ümmeti barıştırma yoluna girdik. Ehl-i Beyt Kongresi'ni organize ettik. İlk kongremiz Ehl-i Beyt Kongresi Bursa'da yapılmış. Muhtemar Ehl-i Beyt el-Evvel fi Medine Bursa. Konferansın sonunda Bağımsız Türkiye Partisi liderine Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in ve Hazreti Ali'nin Nehcül Belaga isimli eserinin ilk nüshalarından biri hediye edildi. Kur'an-ı Kerim'in ilk nüshasıdır diyor. Bu bizim türbemize ulaşmış olan sesimiz. Temaslarının ardından Türkiye'ye dönen Baş, Necef gezisini değerlendirdi. Irak'ın en meşhur ailelerinden ve bilhassa Necef'te İmam Ali Efendimiz'in soyundan olan El Hekim ailesi bizi karşıladı ve ağırladı. Zaten onların orada medreseleri var. Rivayete göre 70 bin öksüz çocuğu bakıyorlar. O medreselerde birçok insanı okutuyorlar. Yani ciddi bir ilim kadrosu, aynı zamanda bu sosyal hizmetleri gerçekleştiren bir kadro. Irak genelinde de saygınlığı olan bir aile. Ve El Hekim'in en yaşlısı orada Ayetullah hükmünde bir şahıs. Onun bir saati aşkın bir sohbetini dinledik. Peygamber sülalesinden olması, İmam Ali Efendimiz'i tanıması da ayrı bir özelliği. O sohbette Hazreti Ali'nin olaylar karşısında, Hazreti Hasan ve Hüseyin'in olaylar karşısındaki tavrını o kadar mükemmel bir şekilde izah etti ki bugüne kadar dinlediğim zühd ve takva konusunu canlı bir şekilde bu kadar iyi anlatan insan görmedim. Ehl-i Beyt üzerine yaptığı çalışmalarla ortaya bir külliyat çıkaran Haydar Baş, Hazreti Ali Türbesi'nde yaşadığı manevi atmosferi de tarif etti. Bizi aldılar, işte gerekli yerlere getirdiler. İmam Ali Efendimiz'in mescidini ve de kabri saadetlerini ziyaret ettirdiler. Tabi orası alem, bir başka alem. Mekke'de, Medine'de olan yasakların vesileye sarılmaya karşı tepkinin burada hiçbir eseri yok. Gidiyorsunuz kabre, istediğiniz gibi yüzünüzü sürüyorsunuz. Elinizde tutuyorsunuz, dua ediyorsunuz. Size karışan yok, eden yok. Çok da feyizli, çok mübarek bir ziyaret oldu. Allah kabul etsin.
İmam Ali hayatta bizi karşılar gibi bir manevi havanın içinde olduk. Ziyareti sırasında Vatikan kaynaklı bir proje olan dinler arası diyalog fitnesinin Necef'e kadar uzandığını gördüğünü de belirten Haydarbaş şöyle konuştu. Vatikan'ın Necef'e dahi el attığını, orayı kuşatmak üzere olduğunu hissettim. Tabii bu konuda ilgili arkadaşlarımızı ayıktırdık. Bilhassa üniversitede öğretim üyeleri olan arkadaşlarımızı ayıktırdık. Sakın ha, dikkat edin. Sayın Başbakanımızı biz zamanında ayıktıramamıştık. Dedik, bizi dinlemedi. Başkanlıkla iftihar ediyordu. En sonunda paralel devlet diye şikayete başladı. Ya kardeşim, bunları buraya getiren sensin. Şikayet eden de yine sensin. Yani eğer bu cinayetse evvela bunu sen işledin. Yani böyle bir hal dedim burada olmasın. Olmaması için de efendim ciddi tedbirlerin alınması gerekir tarzındaki düşüncemle ilgili arkadaşlarımızı orada ayıktırmaya çalıştık.